Peki Galatasaray'la devam edelim. Döneriz tekrar bu dev maça da aklımızda kalan notları konuşuruz. Galatasaray orta saha transferine takılıp kalmıştı aslında. Öyle de bir algı oluşmuştu ki Galatasaray sanki o ön libero'ya oyuncu bulunamadığı için sezona çok kötü başlayacak ama tam tersi oldu. Birçoklarına göre de sezona en iyi başlayan takım Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray. Bana göre Beşiktaş da iyi başladı sezona. Yani birçok takım iyi başladı. Galatasaray'ın geçen sene 3-3 kaldığı ve kuralın uygulandığı biliyorsun. İlk kez 40 yıl sonra uygulan bir kural sonrası çift vuruşla sonucu gelen penaltı kaybetti puandan dolayı. Antep'in ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Kağıt üzerinde de Antep'in kolay teslim olmayacak bir takım olduğunu düşünüyorduk. Ama Galatasaray'ın oyuncu yapıları değişti. Özellikle Emre Kılınç'ın katılması çok bir katkı yaptı ki Omar'ı çok beğendim. Yani adam çıkmış Yunanistan'dan Galatasaray'a gelmiş, giymiş formasını devam ediyor. Müthiş. Ben Galatasaray'da. Müthiş. Evet, evet. Hücum Mariano'nun yerine hiç aratmadı. Luyendam'ın marka ülkelisi Türkiye'nin şu anda en uyumlu stoperi. Biraz Luyendam'a da hafif maç eksikliği var, ağırlığı var. Sarraç'ın daha toparlanacağını düşünüyorum ama riskli oyunu bırakması lazım. Burada göz ardı edilmemesi gereken bir oyuncu var. Taylan. Bütün bir sezonu Taylan'ın üzerine kurarak orta sahayı yönetemezsiniz. Taylan'ın özel olarak bu işlere hazırlanması ve Taylan'ın da hem Hatay maçında gözlemledim hem de bu Antep maçında çok yere koştuğunu, çok çalıştığını, topu doğru kullanmaya özen gösterdiğine tanık oldum. Arda ile birlikte mesela Arda'nın temposu büyük bir ile 60-65 bilemez 70 dakikalara kadar gidecek bir tempo. Ama dolu dolu bir tempo istersen 65 dakika 60 dakika ideal Arda için. Ben Arda'nın sadece Galatasaray'ın geçen sene aradığı bazı özellikleri takıma sağladığını düşünüyorum. Bir takım içerisinde konuşan Galatasaraylı oyuncular yoktu. Kimse birbiriyle konuşmuyordu, destek olmuyorlardı. Ama Arda'nın her pozisyon öncesinde çok kritik anlarda sürekli uyanık arkadaşlarını uyarmaya çalışması, kaptanlığını liderliğe dönüştürmesinin Galatasaray'da bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ve bundan da gol sevinçlerinde gösterdiği vücut dili oyuncuları da mutlu ettiğini ve birçok oyuncunun da performans olarak yükseleceğini düşünüyorum. Ve birlikte oynadıkları Atletico Madrid'deki Falcao'nun da çok coşkulu ve istekli olduğunu gözlemledim. Emre Kılınç'ın katılımı, Emre Kılınç, Falcao, Belanda, Feghouli gibi top yapabilen, iyi pas yapabilen oyuncuların Galatasaray hücumuna bir keyif kattığını gözlemledik. Belki maçın skoru 3-1 ama genel anlamda bu 5 de olabilirdi, 6 da olabilirdi diye düşünüyorum. Çok net pozisyonlar var. Burada geçen sene çok fazla katkı sağlamadığı için Falcao'nun bu performansı devam ettiği sürece ki arkada da 13 milyonluk bir adam oturuyor Çakne. O da oyuna girdi. 8-7 dakika, 7,5 dakika oynadı. 3 tane pozisyonu var. Biri direkten döndü, biri avuta gitti. Birinde kendi vurmayıp arkadaşına pas yaptığı bir pozisyon var. Yani Çakne'nin de Galatasaray'a katkısı olacak bu maraton içerisinde. Geçen sene Galatasaray'ın en büyük handikaplarından bir tanesi kulübeden yeterince destek alamamasıydı. Bugün oyuna giren oyunculara baktım. Babel girdi. Ömer girdi. Yani genel anlamda Lines girebilir. Cagne girdi. Jimmy Durmaz benim çok beğendiğim bir oyuncu değil. Oğulcan'ın oraya girmesi daha doğru olur diye ben düşünüyorum. Yani sonuç olarak kulübeyi de... Donk girdi. Donk, bravo. Donk girdi. Bravo. Donk girdi. İşte bu tür oyuncuların kulübeden 5 oyuncu olarak girdiği zaman bunun ciddi bir katkı yaptıklarını gözlemledik. Yani sonuçta geçen sene Galatasaray kulübeye Fatih Örüm dönüp baktığında kimi oyuna alayım diye bir sıkıntısı vardı. Ya sakattı oyuncular ya gitmişlerdi. Tabii. Mesela bu tür sıkıntıları Galatasaray'ın yaşamayacağını düşünüyorum. Ama sonuçta bir gerçek var. Herkesin Beşiktaş'ın santrfor aradığı, Fenerbahçe'nin santrfor aradığı dönemde geçen sene santrfor eksikliği yaşayan Galatasaray'ın iki tane elinde güçlü santrforu var. Biri Falcao, biri Cagne. Bu çok önemli katkı sağlar lig yarışı içerisinde. Coşkulu ve istekli Galatasaray'dan söz ettim ama orta sahaya mutlaka Etebo'nun dışında Galatasaray yönetimi bunu da kovalıyor. Büyük bir ihtimalle bir oyuncu almayı planlıyorlar. Tabi bu satış gerçekleşirse
bir iki oyuncuyla ilgili, belki Lines'le, Babel'le ilgili bunlar gerçekleşirse, son anda Belanda ki bu oyun tarzıyla oynadığında, her maç oynamıyor bunu dolayısıyla, oynadığı takdirde de Galatasaray'da iyi işler yapabileceğini düşünüyorum ben. Belki Belanda bu iyi oyunundan dolayı satışı daha kolay olacaktır. Bir anlaşma olabilirse, Davi'yle bu işle uğraşıyor. Ama bir şey söylüyorum, Galatasaray'ın halen bu top yapma zenginliğine rağmen son şampiyonluklarına ciddi katkı sağlayan, hem Bruma'dan başlayıp Rodriguez'le, Yasin'le ve Onyekuru'yla devam eden bir kanat hızlı oyuncuları var. Bu oyuncular şu anda Galatasaray'da yok. Bir tek Omar hücum beki olarak gerçekten ciddi katkı sağlıyor. Farklı bir oyun modeli oynuyor Galatasaray. Bir de şunu bırakmış, çabuk hücum çıkıyorlar. Uzun toplarla defans arkasına koşu yapılır, orta sahadan çıkıyorlar. Bu da oyun tarzının değiştiğini görüyoruz Galatasaray'da. Belki eldeki oyunculara göre bu. Ama seni rakip sahaya çabuk geçirebilecek hızlı bir oyuncu da Galatasaray'da ciddi bir farklılık yaratır bu lig yarışı içerisinde. Yani çünkü ne Fegül'ün ne Arda'nın bu kadar yüksek tempolu bir ligi sonuna kadar götüreceklerini zannetmiyorum. Fatih Terim'in bu oyuncu arayışını da yaptığını biliyorum. Ama benim kafamda bir tabii ki soru işareti var. Bugün Kemal abi Beşiktaş kalecisiyle ilgili Ersin'le ilgili yediği golden dolayı eleştirdi. Bence Galatasaray'ın yediği golde de kalecinin bir hatası var zaten. Üstüne gelen topu, onu mesela bir top kurtardı ilk yarıda, o topu Muslera rahatlıkla tutabilen bir kaleci. Yani tokat atmak, şov yapmak kalecilik değil. Topu tutabilen kaleciye sahip olmak önemli. O topları zaten Fatih'in en büyük kaybı Muslera'nın yerine oynaması. Oynaması doğru ama işte bu yerli kaleciyle lig nereye kadar devam edecek, Muslera'nın gelişine kadar bir hata olmaz. Aynı sorun Fenerbahçe'de de var kaleci konusunda. Aa, orada güvensizlik var. Onu. Artı bir de Başakşehir'de de mesela Hatay maçında iki tane gol yedi. Bence iki golde de hatalıydı yani kaleci Mert'te. Yerli kalecilere teslim dört büyükler. Ama hala kafalarda bir soru işareti bıraktıklarını söyleyebilirim. Ben Galatasaray adına sezona iyi başladık ama abartmamak lazım. Burada güzel motivasyon, takımı motive edebilecek olan şu. İlk kez birlikte oynayan bir ideal kadro gördük. Çünkü hazırlık maçlarını bunlar milli maçlardan dolayı oynayamadılar. Yani tabii, hepsi beraber. İlk kez bir arada gördük. Bu yabancılığı, uyum anlamında çok fazla uyumsuzluğu tanık olmadık. Bu birlikteliğin daha çok maç oynandığı sürece daha çok verimli hale dönüşeceğine inanıyorum ben. Kemal Belgin, siz beğendiniz mi Galatasaray'ın futbolunu? Şimdi bir kere eksikler. Şimdi neler? Yani bilmiyorum, bu benim kendi şeyim. Yani tarzım. Yani ben maçı iki takımlı olarak seyrederim. Bir kere Gaziantepspor sahaya intihar ederek çıktı üçlü savunmayla. Geçen sezonda şu midik kabul. İntihar olarak çıktı resmen ve bu intiharından asla vazgeçmeden devreyi 2-0 geride bitirdi. Öyle mi? 2-0 değil mi ilk devre? 3-0. 3-0. Ha 3-0 pardon, 28-40 doğru. İlk devreyi zaten 3-0 bitirdiysen. Yani sonra dörtlüye döndü ama yani. Bismillah dendi, bitti olay. Şimdi bu Gaziantep'in teknik direktörü Roman değil mi? Evet. Simudika. Şumidika. Ben bu Romanlere çok inanan bir kişiyim. Futbolcu ve antrenör olarak. Nedense bilmiyorum. Ya sen ya ne yapıyorsun be abicim? Ya üçlü oynanır mı gelip de İstanbul'da Galatasaray'da ya? Ama yapı olarak da çılgın geçen bir yapısı oynadı, var. Geçen sene oynadı, 3-1'den 3'e geldi. Olur mu? Galatasaray'ın attığı bir gol şeyin, Emre Kılınç'ın. Nasıl? 25 metre derinliğe bir top, tık 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 gitti, kaleci altına girdi, kalecinin üstünden attı golü. Kaç tane böyle pozisyon var? Hani başladın. 7. dakikada gol yemişsin. 28'de bir gol daha yemişsin. Benim bahsettiğim golü. Artık hiç olmazsa oradan itibaren dörtlüye dön. Bravo. Burada Kemal abi doğru söylüyor. Oradan itibaren dörtlüye dön de belki geçen seneki gibi hani yakalarsın. Hayır, ısrarla devreyi öyle bitiriyor abi, 3-0. Şimdi bu bir kere maçın, ben iki takımlı baktığım için bir Gaziantep şeyidir, davetiyesi. Gel beni beşlik altılık yap be Fatih Hoca'dır. Ha, buna karşılık Galatasaray bir kere bu
Omar soyadını söyleyemeyeceğim, beceremiyorum. Omar, ben de Omar'a talibim.